İyi akşamlar diliyorum, merhabalar. Evet, siz Hatay'dasınız. İlk günden beri de aslında deprem bölgesinde gönüllü bir şekilde çalışmalar yürütüyorsunuz. Nedir oradaki son durum? İlk sizden dinleyelim isterseniz. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tablo, 3 kez deprem yaşamış biri olarak baktığımda olağanüstü büyük bir yıkım içeriyor. Hem can kaybı hem mal kaybı anlamında ve giderek bütün kaybettiklerimizi yerine koyabilmemiz açısından, yeniden organize olabilmemiz açısından ise son derece vahim bir maliyetle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Burada hava şartları kısmen olumlu gibi seyrediyor olsa da çok yakında yeniden yağmur da dahil bir dizi hava muhalefetine de gebe kalacak ortam. Yıkımın yaratmış olduğu, henüz insanların cenazelerine ulaşamamış olduğu dramatik bir tabloyla karşı karşıya bütün sokaklar. İnsanlar anılarını kaybettiler, hatıralarını kaybettiler, evlerini kaybettiler. Geriye dönük 20 yıllarını, 30 yıllarını, bebeklerini, canlarını, en sevdiklerini kaybettiler. Kimileri ulaşabildi, kimileri ulaşamadı henüz. Böylesi bir kaosun içerisinde, çünkü deprem de dahil hiçbir doğal afet kapıyı çalarak gelmiyor. Evet. Ancak bunu tamamen doğaya bağlamak, depreme bağlamak ve onları suçlu ilan ederek yaşamdan kopardığımız insanları da adeta alınlarına manevi bir takım cümleler ekleyerek kendimizi aklayamayız. Bu işin sorumlusu insandır. Asla deprem değildir. Dünyanın birçok yerinde deprem olmaktadır ama maliyeti asla böyle bir faturaya dönüşmemektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler açısından bunu böyle ele alabiliriz. Evet. Kaldı ki yerel yönetimler açısından çok ciddi bir sıkıntının yaşandığını bir kez daha büyük bir maliyetle, büyük bir bedelle görmüş oluyoruz. Bundan şunu kastediyorum. Yerelden yönetim kendi başına birçok noktada organize edilebilecek şekilde desteklenirse, yani arama ve kurtarma ekipleri bütün teçhizatlarıyla, deneyimleriyle, yapmış oldukları eğitimlerle kendi kentlerinde yeterli sayıda pozisyon edilerek istihdam edilirlerse, en ufak bir doğal afete anında müdahale etme şansı bulacağız. Örneğin Antakya'da dahil, Diyarbakır dahil, Malatya dahil, herhangi bir bölgede, Maraş dahil, bu anlamda bir konuşlanma, bu anlamda bir organizasyon olsaydı, iddia edebilirim ki şu an uğurladığımız canların %70'lerini, %80'lerini hayata döndürme şansına sahiptik. Hırsızlığın sadece birinin malını, parasını çalmakla ilişkili olmadığını bir kez daha anlamak durumundayız. Burada müthiş bir ahlaksızlığın faturasını ödüyoruz toplum olarak. Ve en masum insanlar yaşamdan koparılıyorlar. 3-5 kişinin kar hırsına yenik düşerek. Demirin çalındığı, çimentonun denetlenmediği, zemin etütlerinin yapılmadığı, yani bilimsel anlamda inşaatın ve mimarinin önerdiği her şeyden uzak kalan bu yapı, arkasından göz yumma biçiminde ihmaller gibi bir takım şeylere eklemlendiğinde depreme değil, depreme karşı dayanıksız bu yapıları üreterek iş insanı pozisyonunda para kazananların yaratmış olduğu hırsa, kapitalizmin bu vahşi, doymak bilmeyen talebine yenik düşüyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten hükümet kim olursa olsun bazı şeylere asla dokunmak, onu değiştirmek, onu dönüştürmek hakkına sahip olmadığını ele almamız gerektiğine vurgu yapıyorum. Çünkü bu iş ideolojiler üstü bir iş. Herhangi bir parti, herhangi bir izimle, herhangi bir ideolojiyle, cinsiyetle, ırkla hiçbir şeyle açıklanamaz. Bu işin merkezinde insan var ve insan ideolojilerin üzerinde ele alınması gereken en temel kavram. Bu nedenle benim amcamın kim olduğunu biliyor musun ya da ben işimi yaptırırım anlamında kayırmacalar, ucuz etin yahnisi aynen de böyle olur dediğimiz noktada bedeli asla telafi edilemeyecek sonuçlar doğurmaktadır. Gerçekten vahim bir tablo. O minicik çocuklara melek demek, o gencecik evlatlarımıza kader demek son derece ucuz ve iğrenç bir yaklaşımdır.
bu kelimeleri affınızı ve hoşgörünüzü rica ederek söylüyorum. Çünkü burada herkesin psikolojisi allak bullak. Yarınsızlaştırılmış bu insanların yarınlara ilişkin güvenlerinin de sarsıldığı bir deprem ikinci kez yaşanıyor burada. Evet. Sadece yıkıma uğramadık. Bu insanları yeni yıkımlarda koruyabilecek bir güvenceyi de verememiş olmanın utancıyla bir kez daha yıkıldık. Kimin eli kimin cebinde adeta belli değil bir süreç yaşanıyor buralarda. İyi niyetli olan, bu işe yüreğini koyan ve gerçekten ön yargısız ve koşulsuz buralarda emek sarf eden tüm bölgeleri kastediyorum. 11 kenti ve çevresini kastediyorum. Bütün herkese teşekkür ediyorum, onları tenzih ediyorum ama şu süreçte buradan bile rant çıkartmaya çalışan bazı menfaatperestlerin varlığını da işaret etmek istiyorum. Sonuçta son derece vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloda insanların anıları, kültürleri yıkıldı. Antakya özelinde buradaki dili, buradaki zahteri, buradaki kültürü yıkmak, bunun yerine hızlı bir yapılanmayla yine telaşla, kesinlikle bakın biz anında müdahale ettik yaklaşımıyla, eğer kent bilincinden uzak, inşaat bilincinden uzak, bunların tamamından ders alarak bir yapılanmaya, TMOB'da dahil bu ülkenin en saygın kurumlarını dahil ederek birlikte inşa etmezsek, yerelin dokusuna uygun bir imari ve mimari yapıyı dikkate almazsak, betonarmeye boğulmuş olan ve gerçekten göz ardı edilen onlarca ihmalin sonucunda insanlara makyajı dışarıdan güzel görünen ama işte ana taşıyıcıların her koşulda zafiyet içerisinde olduğu bu yapıları satarak ne ticaret yapabiliriz, ne dini anlamda kendimizi saygın hale getirebiliriz, ne de kesinlikle dünyanın saygın ülkelerinden biri olabilir. Bütün bunları yeniden inşa etmenin koşulu şudur. Ben 17 Ağustos depreminde de 50 binli sayılarla insanlarımızı gömdüğümüz depremde de çalışmış bir arkadaşınız olarak, eğer aradan geçen 23-24 yıl sonra hala bir o kadar daha ölüyorsak, 17 Ağustos'tan da ders almamış, 23 yılı ıskalamış bir ülke olmanın ve bu ülkenin bir evladı olmanın utancını da taşıyarak bu hüznü nasıl olsa ben yaşıyorum ama gideyim oraya arkadaşlarıma destek vereyim, eşime dostuma destek vereyim dediğim bir yerden üstlenmeye çalışıyorum karınca kaderince. Bunu yaparken iki şeye maksimum özen gösteriyorum. Hiçbir partiyle, hiçbir örgütle, hiçbir yapıyla ittifak halinde olmaksızın, hiçbir partiyi, hiçbir ideolojiyi bu anlamda varsaymaksızın, ben sadece insan merkezli bir çabanın öne çıkarılması gerektiğini ve bu işin medyatik kılınması, buradan popülerlik üretilmesi, buradan şu ya da bu şekilde rant devşirilmesinin bir o kadar daha utanç olması gerektiğini işaret etmek istiyorum. Gün dayanışma günüdür. Evet. Herkesin kibirinden, kimliğinden, kesinlikle mevkiinden, üzerindeki kıyafetinden arınarak çırılçıplak insan yanıyla bu sürece katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların yaşamıyla hiçbir ideolojinin oynama lüksünün olmadığına vurgu yaparak bir kez daha tüm ülkeye sabır, başsağlığı, dayanışma ve yozlaşmaya karşı bizleri kandıran, bizleri üten, bizleri ihmal eden o ucuz kurnazlığa karşı örgütlenmeye, dayanışmaya ve hep bir ağızdan bir kez daha ölmeyeceğiz kardeşim diyen bir olgunluğa evrilmesini temenni ediyorum yürekten. Geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Evet Sayın Suavi, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için. Sağ olun efendim.